Herkese merhaba arkadaşlar, ben Koray ve bugün sizlerle birlikte efsane bir FIFA Mobile videosuyla daha beraberiz arkadaşlar. Daha fazla bu tarz FIFA Mobile videosu istiyorsanız efsane paket açılımı yapacağız. La Liga rekabetlerinde ilerleyeceğiz ve EA'in bir tane hatası var. Gerçekten çok felaket bir şekilde moralimi bozdu, onu göstereceğim sizlere arkadaşlar. Ve bu videoyu sizlerden arkadaşlar tam 1000 beğeni bekliyorum, ama bir gün içinde 1000 beğeni bekliyorum. 1000 beğeni zaten yapıyorsunuz ama bir gün içinde yapın. Hemen arkadaşlar like'larınızı atın. Sonrasında 1B, 2B olarak görmeye başlayacaksınız. Videoyu sonra izliyorsanız da hemen oradan beğenin. Yani ben yani sonradan izlemeniz bile beğenmeniz de yani çok büyük desteklemiş oluyorsunuz. Ve yeniysen de kardeşim hoş geldin diyorum. Önerilenlerden gördüm muhtemelen. Kanala hemen abone ol ve bildirimleri aç. Ailemize katıl. Hepiniz ailemize hoş geldiniz. Ben siz beni destekleyecek içeriklerimi üretmeye devam edeceğim arkadaşlar. Hadi bakalım arkadaşlar, o zaman lafı fazla uzatmayalım. Sizler like'larınızı atmışsınızdır zaten. Evet kankam, hadi sen de at. Lütfen at bak. Şu an atmanı çok istiyorum. Evet çok teşekkürler, attın galiba. Birazcık atıyorsun şu an, tamam. Her neyse, hemen arkadaşlar o zaman videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi genel olarak şu an ekranımı görüyorsunuz. Şimdi arkadaşlar burada görevlere gelelim. Ve görevlerde arkadaşlar tam 750'lik bir tane paket var. Ancak öncesinde arkadaşlar videonun da başlığında gördüğünüz kafayı yedirten şeyi size göstereceğim. Maç 4'e girdiğiniz zaman arkadaşlar maç 2 bölümünden 3 oyuncu al yazıyor ya. Abi EA'in bu çeviri hatasını ben gerçekten anlamadım. Bu arada sakallar gitti, nasıl olmuş? Her neyse. Abi gerçekten çok moralim bozuldu. Abi maç 2 bölümünden 3 oyuncu al deyince ben de maç 2 bölümünde kastım. Maç 2 bölümünden ilerledim ya. Her neyse arkadaşlar, buradaki oyuncumuzu alalım. Yapacak bir şey yok, ilerledik o kadar. Ama EA Sports gerçekten büyük ayıp ettin. Yemin ediyorum abi, sırf Türklere özel bir çeviri hatası olmuş. Hani İngilizler zaten İngilizce olarak gördüğü için onlar da düzgün yazıyor. Ve arkadaşlar ilginç olan da bu gerçekten yazım hatası. Çeviri hatası da değil aslında, yazım hatası. Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi göstereceğim, hemen şunları bir alalım. Oha, 25 reaksiyon verdi. 25'te kısa post verdi. Her neyse. Şimdi arkadaşlar ben bu adamı alacağım. Kondogbia'yı alalım bakalım. Belki açılır bu arada maç 4. Muhtemelen açılmaz ama yani. Belki hatalarını anlayıp açarlar. Kondogbia'yı da almış olduk. Güzel arkadaşlar. Ben La Liga rekabetleri kadrosu kuruyorum. Oraya ekleriz. Buradan da arkadaşlar sadece 125 bin coins alacağız ama olsun arkadaşlar. Bunu da alalım şimdi sizlerle birlikte hemen. 125 bin coins'i aldık. Ve sonrasında arkadaşlar ben bunları sonrasında alırım. Maç 4'e girdiğimiz zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi açılmadı. Maç 2 bölümünden 3 tane oyuncu al yazıyor. Ben maç 2 bölümünden 3 tane oyuncu aldım ama açılmadı. Çok sinirim bozuldu. Ben anlam verememiştim ilk başta neden böyle olduğuna. Ve arkadaşlar mağazaya girdiğimiz zaman değil, görevlere girelim. Bakın görevlere girelim abi. Buraya gelelim. Burada maç 4'ü açmak için maç 3'ten 2 bir oyuncu al diyor. Bakın arkadaşlar, çeviri hatası olsa buraya da doğru yazamazlardı. Yani çeviri hatası yok. Umarım sizler de benim gibi bir şeyler yaşamamışsınızdır. Eğer yaşıyorsanız da ben ettim, siz etmeyin abi, siz düzeltin hemen. EA'den çok büyük çeviri hatası geldi. Gerçekten çok felaket bir şekilde moralimi bozdular yani benim. Hadi bakalım arkadaşlar o zaman bir tane Team of the Week paketi açalım. Tot Week'te kimler var hemen onları göstereceğim şimdi sizlere arkadaşlar. Şöyle hemen mağazamıza girelim ve haftanın takımında kimler var? Mağazamızdan değil tabii ki, haftanın takımı etkinliklerine gireceğiz. Hemen arkadaşlar haftanın takımına girelim ve hemen böyle bir şekilde bakın burada yüzlük paket var ama ben bunları artık biriktirme kararı aldım. Hemen açmayacağım arkadaşlar. Ve arkadaşlar bakın haftanın takımındaki oyunculara bak. Messi, Koulibaly, Verratti, bunların üçü muazzam olur. Ama bana muhtemelen şu 77'likler veya 79-78 çıkacak. Bu hafta boyunca hiç bir tane bile maalesef çıkartamamışım abi altın oyuncu. Yani bayağı bir sıkıntı olacak. Zaten çıksa da çıkmasa da bu pakette fark etmiyor arkadaşlar neyin çıkacağı. Evet Messi var arkadaşlar ama Messi'nin çıkma şansı zaten çok düşük. Ve arkadaşlar altın oyuncuların hepsini çıkarmadan da elit garanti olmadan ben o yüzlük paketi açmak istemiyorum. Hadi bakalım arkadaşlar buradan güzel bir oyuncu çıkar inşallah. Hadi bismillah diyoruz. Sizler de like'larınızı attıysanız zaten abi buraya bir sinerji gelmiştir. Bir şeyler çıkar belki. Çıkmasa da arkadaşlar yani yine de siz like'larınızı attıysanız ilerleyen videolara o sinerji sarkar arkadaşlar. Bastım. Hadi abi şöyle yüksek bir oyuncu istiyorum. Yüksek bir oyuncu. 150 cevher. Güzel zaten. Bunda sıkıntı yok. Bu arada arkadaşlar efsane bir cevher paket açılımımız olacak. Tam 7500 cevherlik Şampiyonlar Ligi paket açılımı yapacağım. Ne zaman yapacağım hiçbir fikrim yok ama efsane bir paket açılımı gelecek. 10 tane Team of the Week puanı verdi. 5 botun puanı verdiği zaman muhtemelen altın veriyor galiba ya. Ama bakalım abi. Evet altın verdi 77'lik. 5 tane potun puanı 457 olmuş bu arada ama 1000 olmadığı sürece çok da bir anlamı yok artık bunun. Bayağı bir coins elde ettik bu arada. Arkadaşlar ben dayanamayacağım. Yemin ediyorum dayanamıyorum arkadaşlar. Ben bu Şampiyonlar Ligi etkinliğinden açmak istiyorum. Ne zaman açacağım bilmiyorum arkadaşlar. Bu etkinlik kaç gün kaldığını biliyorsanız yorumlara yazın. Yazmıyor çünkü arkadaşlar bu etkinliğin kaç gün kaldığı. En az 1-2 hafta daha çok rahat devam edeceğini düşünüyorum. Ve arkadaşlar nasıl 7500 puanlık paket açarım hemen onu göstereceğim. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar 91600 VIP derece puanım var. Ve son 4 gün sonra arkadaşlar, siz bu videoyu çünkü bir gün sonrasını izliyorsunuz ya, 4 gün sonra gece ben
bu paketi açacağım arkadaşlar. Saat 10'dan sonra da olacak bir de. Yani bayağı bir güzel bir şekilde abi. 3 gün sonranın gecesi. Yani hafta sonu arkadaşlar yetiştirmeye çalışacağım. Şu da güzelmiş ya. 200 bin XP'ye 2000 points. Aslında 2000 points aşırı pahalı ama yine de güzelmiş. Burada da arkadaşlar Koray Cube TV adında ligimiz var. Adını değiştireceğim yakında, haberiniz olsun. Çünkü artık Cube TV'yi ara verdik ya da bıraktık bilmiyorum ama ben bu ara yayın yapmayacağım arkadaşlar. Gerçekten aşırı derecede yoğunum şu anda. Paketlere gelelim ve hemen arkadaşlar burada gördüğünüz gibi 45.000 coinslik bir tane paket açalım bakalım. 45.000 coinslik paketten ne çıkacak? Sakalsız halimi özlediniz mi? Yorumlara yazın, tekrardan söylüyorum ama hadi bakalım buradan ne çıkacak? Bu arada arkadaşlar LLR yani La Liga Rekabetleri etkinliğinden buradan 7500 oyuncu çıkmadan paket açmayı bırakmıyorum bu arada. Şimdi çıkarsa direkt bırakacağım ama çıkmadan bırakmayacağım abi. Yani 10 pakette bir ihtimal var bu arada arkadaşlar. O durumu düşünürsek inşallah bir ara çıkartabiliriz. Ayrıyetten arkadaşlar dediğim gibi La Liga Rekabetleri kadrosu kuruyorum dedim ya. Abi efsane bir kadro olmaya başladı gerçekten. 9 yan boostlu 86'lık bir oyuncu daha eklendiği zaman gerçekten güzel olur. White hadi abi artık 75'lik bir oyuncu ver yani ya. Değil mi abi, artık 75'lik bir oyuncu versin, bizi batırmasın yani. Tamam oyuncu çıkıyor güzel yani, elde ediyoruz bir şeyler ama hani bunlar 5K'lık 3K'lık oyuncular abi, bize bir 70K'lık falan bir şeyler verirsen gerçekten çok hoş olur, çok mutlu oluruz. Hadi abicim, hadi canım, hadi balım. 74 ne abi ya, bir de Şener'i veriyor. Süper Lig Türk Gücü Challenge. Evet aldınız siz onu, yakında artacak abi, o artarak devam edecek. Ama arkadaşlar 10 pakette birisinde bile 75 çıkmazsa diğer bütün videonun şansı gidecek. Ben her videoda elite çıkarıyordum, burada da çıkarır mıyım lan acaba, dur bakayım. Kastığı zaman böyle çıkmıyor abi. Aha 75 çıkardık bitti ama kendi kendine açabilir. Tamam kendi kendine açmadı. Bir ara kendi kendine paket açıyordu abi. Arda arda paket açtığımız zaman ilginç bir şekilde. Şimdi arkadaşlar karşı hata geliyoruz. Ve arkadaşlar burada ben Fenerbahçe adında ama La Liga Rekabetleri kadrom var. Hemen burada değiştir dedim. Ve Kondogbia'yı buraya yerleştirdim arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi takım tamamen La Liga Rekabetlerine dönmeye başladı. Kaleci eksik, santrafor, sol kanat, sağ kanat ve sağ bek eksik. Ama gerçekten güzel bir kadro olmaya başladı ve herkes tam yerinde oynuyor arkadaşlar, oynayan ve oynayan herkes herhalde full boost oynuyor. Aynen, bir tek Kondogbia full kimya değil. Abi bu adam full kimya olmasın, bana ne. Ama bu kimyayı düşürüyor, dur bakayım. Evet bu adam kimyayı düşürüyor, hemen şöyle geçelim arkadaşlar. Ve bu kadroyla bir karşı atak maçına girmek istiyorum. Bakalım karşı atak maçında neler olacak arkadaşlar, hep birlikte göreceğiz şimdi sizlerle birlikte. Derecesiz bir karşı atak maçına giresim geldi şu anda. Hatta dereceli gireceğim, gaza geldim anasını satayım. Bakalım ne olacak abi. Vallahi bakalım ne olacak. Keşke santraforu Ciro hariç başka bir adam alsaydım. Niye Ciro var orada? Hiçbir fikrim yok. Umarım gol atar ya. Ciro'ya da hiç güvenmiyorum. Hadi bakalım arkadaşlar. Bu karşı atak maçında nasıl? Oha kamera açısı ne güzeldi lan. Bir an böyle bir kamera açısı geldi arkadaşlar. Gördünüz mü bilmiyorum da çok sevdim, çok beğendim. Rakip de 95'ken geldi. Şansa bak abi. Bakalım ne olacak. Güzel bir şekilde test etmiş de oluruz o zaman. Hadi bakalım neler olacak arkadaşlar. Hep birlikte göreceğiz. Haydi. Umarım güzel bir win alırız arkadaşlar. Güzel bir galibiyet almak istiyorum. Salah'la beraber zaten birazcık uçarsak herhalde bir şeyler yaparız diyorum ama herhalde çok fırsat alamayacağız abi. İnternette birazcık yavaşlık söz konusu sanki. Salah'tan bir şut, kötü bir şut abi. Şu anda bir toparlanamadım daha. Manu Trigueros. Evet bu kim? Ciro. Abi Ciro değil de bana şeydeki oyuncular gelse güzel olur ama onların hepsi orta saha ve defanslarda olduğu için. Evet Ibora geldi. Ibora ile gol atmaya çalışacağım tabii ki arkadaşlar. Hani maçı kazanmaktan ziyade ben bu adamları size göstermek istiyorum. Nasıl kartları var derken. Oha abi süper. Ben daha FIFA Mobile bu kadar oynadım abi. La Liga rekabeti kartı özelliği var galiba. Vay be. Özelliği var derken tabii yok da. Kondogbia bakalım ne yapacak. Yeni geldi bu. Yeni geldi bu. Yeni geldi bu. Son anda kurtardı kaleci. Ortayı kim açıyor? Trippier açıyor. Ki yanlışla Giroud'u açtı. Yo bir dakika, Moreno'yu açtık. Stoperleri güzel abi bak. Güzel kafa vuruyorlar. Onda sıkıntı yok. Arkadaşlar santraforun güzel kafa vurması bence stoperden daha önemli ama benim hiçbir santraforum şimdiye kadar güzel kafa vurmadı. Ibora az önce bu mu Rovaşat'a vurmuştu bilmiyorum ama La Liga rekabetlerinden bir oyuncu vurmuştu. Gerçekten bayağı iyiydi arkadaşlar. Maçı kazanmaya çalışsaydım belki bir şeyler yapardık ama tabii ki arkadaşlar La Liga rekabeti oyuncusuna gol attırmaya çalıştık. Salah şimdi. Muhammed Salah. Abi buradan atar mısın lan? Yok. Buradan atamadı arkadaşlar. Şimdi Ciro. Ciro atar abi. Ciro buradan kaçırmaz. Ve arkadaşlar bir tane LLR oyuncusu Kondogbia. Çok güzel. Arkadaşlar artık gol atacağım. Sadece bir tane gol attık. O da stoperle abi. Yeter. Gerçi gerisi de orta saha. Forvet oyuncusu yok. Kondogbia. Ver pasını, asist yapmış olan en azından. Trigueros mu bu? Kim bilmiyorum ama gol attı arkadaşlar. Bakalım bir pozisyonlara kim atmış. Belki La Liga rekabetlerinden bilmediğimiz bir oyuncu vardır diye. Bakacağım arkadaşlar. Evet Trigueros atmış. Tahminim doğru çıkmış. Ve Trigueros'un golü gelmiş arkadaşlar. Gerçekten efsane 7500 pointlik paket açılımı yapacağız. Çok süper paketler açacağız sizlerle birlikte. Takım kahramanları falan da zaten bitti arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi'nde zaten 150 puanım var.
3 tane daha paket açtığım zaman bayağı bir puan birikecek. Ama arkadaşlar tabii ligden çıkma durumuna göre açacağım. Tottenham eğer atlarsa bekleteceğim. Tottenham atlayamazsa bekletmeyeceğim. Bir anlamı yok. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, daha görmüyorsunuz. Şimdi birazdan göreceğiniz gibi hemen şöyle göstereyim hatta. Tottenham nerede abicim? Burada. Evet. Şimdi Tottenham burada arkadaşlar. Burada 95'lik Kane var. Ben bu adamı çok istiyorum. Hatta burada Tottenham yenilendiği zaman zaten buradan Tottenham açacağım arkadaşlar. 16 puanları sadece 16'da kullanılabildiği için böyle bir şey yapacağım. Her neyse arkadaşlar, umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Kankam sen var ya adamsın. Çünkü sıkılmadan beni bu dakikaya kadar izledin. O zaman abi madem bu dakikaya kadar izledin, bir de like gömçürürsün. Yani gerçekten sıkılmadıysan beğenmişsindir. Like gömçür ve kanala abone olup bildirimleri açmayı da unutma. Yani bu dakikaya kadar izleyip abone değilsen artık şuradan abone ol yani. Bence ol yani. Şuradan bir abone ol. Ve arkadaşlar etrafta çıkan efsane videolardan çok güzel video gidebilirsiniz. Hoşçakalın. Sizleri gerçekten çok 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 seviyorum. Bayağı bir seviyorum. Böyle bir şey yok. Neyse abi, hoşçakalın. Sizi seviyorum. Ve bye bye.